Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda 30 milyar dolarlık bir müdahaleden bahsedeceğiz size. Kimle konuşacağız bunu? Paramedya.com.tr kurucusu kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Remzi abi, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. İyi güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Yeni bir haftaya başladık. Umarım ülkemiz için, insanlarımız için iyi olur diyorum. Remzi abi, şimdi 30 milyar dolarlık bir müdahaleyi anlatacağız bu videoda. Seninle detaylı analiz edeceğiz. Bu müdahalenin dolar TL'ye, altına, hatta konut fiyatlarına, hatta onu da geçtim, yediğimiz peynire, zeytine, domatese dahi etkisi olacak. Bu bağlamda biz Avrasya Yatırım olarak aylar, haftalar öncesinden olacakları bilim bazlı dünya görüşüyle insanlara, abonelerimize aktarıyoruz. Yine aynı böyle bir görevi ifa edeceğiz beraber ki konuya şuradan girelim abi. Şimdi geçen hafta Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. B artıdan biliyorsun abi B'ye geldi. Ve burada bu B notuyla artık biz Uganda, Moğolistan, Kenya, Kamboçya ve Mısır'la finansal açıdan aynı lige düştük. Yani dışarıdan bir yatırımcı baktığında bizi bu ligde görüyor. Şimdi burada hüzünlü bir hikaye var Remzi abi. Bu 30 milyar dolarlık müdahalenin de gerekçelerinden biri. Olaylar, iktisadi siyasi olaylar birbiriyle bağlantılı. 2002 yılında AKP bize Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bir umut vaat etti. Biz gire gire abi Suriye'ye girdik. Ve Almanya gibi olacağız dedi. Az önce saydığım ülkelerin kategorisine, Uganda, Moğolistan, Kenya, Kamboçya kategorisine indik. Dolayısıyla abi şimdi burada çok büyük bir sıkıntı var. Nedir bu sıkıntı? Kredi derecelendirme kurumları aslında Türkiye'nin şu an iktidar tarafından yanlış bir algıyla insanlara lansmanı yapılan bu berbat ekonomi yönetiminin aslında gerçeğini raporla yüzümüze çarpıyor abi. Bu kararı sen nasıl değerlendiriyorsun? İlk önce oradan bir gidelim abi. Evren, bir düzeltme yapmak istiyorum. Suriye gire gire Suriye'ye girdik Avrupa Birliği yerine diyorsun. Hayır Evren, biz Suriye'ye girmedik. Suriye bize girdi. Şu anda yaklaşık 5-6 milyonluk Suriye vatandaşı Türkiye'de. Yani Türkiye bugün küçük Suriye gibi. Fatih'e gittiğiniz zaman, kilise gittiğiniz zaman, Hatay'a gittiğiniz, daha birçok yere gittiğiniz zaman Türkiye'nin Suriye'ye, Suriye'nin Türkiye'ye girdiğini görmüş oluruz. Onu bir düzelteyim Evren. Şimdi Standard & Poor's olayı farkındaysan kimse önemsemedi Evren. Aslında son derece önemli bir konu bu. Yani daha önce ben Çiller dönemini hatırlıyorum. Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. Borsa 9-10 tane taban yemişti. Dövizde büyük bir hareket olmuştu. Ama şu anda baktığımız zaman bunun medyada dahi küçük haber olduğunu görüyoruz. Aslında çok büyük bir haber. Türkiye'nin senin saydığın gibi nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bu saatten sonra Türkiye'ye kim yatırım yapacak? Bu saatten sonra sen yurt dışından Türkiye'ye yatırımı nasıl çekebilirsin? Tabii ki çekemeyeceksin. Ancak Moody's'in yarattığı etki gibi, o dönemdeki etki gibi şu anda bu etkiyi görmememizin nedeni AKP'nin yarattığı bir algı operasyonu. Tamamen artık dışarıdan gelen şiddetli olaylara, bu tür ekonomiyi sarsacak gelişmeleri o kadar önemsizleştirdi ki artık insanlar da, ekonomi medyası da önemsiz görüyor. Ama ben Avrasyacılara buradan şunu söylüyorum. Bakın, bu çok ağır bir etki yaratabilecek bir sonuç. Türkiye'yi orta vadede, kısa vadede, uzun vadede etkileyebilecek bir gelişme, Türkiye'nin yeniden bu çöp olan kredi notunun, değersiz olan kredi notunun normale dönmesi belki 5 yıl, 4 yıl sürecektir ve bunun bedelini de biz ödeyeceğiz Evren. Çok ağır. Ha, şimdi insanlar şunu soruyor. Pazartesi günü bu dolara etki yapacak mı bu karar? Normal şartlarda bu karardan sonra doların 20-21 lira olması lazım Evren. Yani en az bu kadar bir sert tepki göstermesi lazım. Borsanın düşmesi lazım. Ama pazartesi bakacağız ki hiçbir şey olmuyor. Aynen bugünkü gibi önemsiz. Neden? Çünkü AKP kapalı bir ekonomi yarattı. Ve bu kapalı ekonomide biz kendi kendimize dönüyoruz Evren. Doları zaten Merkez Bankası adeta, hani eskiden külhanlar vardı, hamamları
ısıtan külhanlar vardı. O külhanlara böyle odun atarlardı Evren. Aynen bugün Merkez Bankası'nın o değerli rezervini o külhanlarda yakar gibi yakıyor Evren. Ha, pazartesi biraz daha fazla yakacaklar, onu söyleyebilirim. Tabii bu yakılan Türkiye'nin geleceği aslında Evren. İnsanlar onu fark etmiyor. Evet abi, aynen öyle. Yani şunu söylüyorsun, kapalı devre bir ekonomi, Kuzey Kore modeline doğru gidiyor Türkiye. Normal şartlarda not indiği zaman bunun etkisi neydi? Türkiye'ye fabrika kurmak, bir iş yeri açmak için insanlar gelmiyor bu notu düştüğü için. Çünkü kendisini güvensiz görüyor. Burada bazı arkadaşlarımız karıştırıyor. Biz Uganda, Kenya, Kamboçya derken elbette ki Türkiye'nin tarihsel bir önemi var, stratejik coğrafi bir konumu var, büyük bir ordusu, büyük bir ekonomisi var. Lakin arkadaşlar, dünyanın en büyük devleti, dünyanın en büyük imparatorluğu ki tarihimizde var, Osmanlı'ya dahi sahip olduğunuzda eğer kötü yönetiliyorsanız, işte bu kredi notları bu kötü yönetimin karneleridir, tescillenmesidir. Kötü yönetime miras yedi bir anlayışa hiçbir büyük miras dayanmaz, hiçbir coğrafya, hiçbir zenginlik dayanmaz ve en sonunda çatır çatır çöker gider. Dolayısıyla bizim vatandaşlar olarak burada bu kötü gidişata bir dur dememizdir. Yani ben buna inanıyorum. Ve bu karar, dediğin kapalı devre olayına bağlamak istiyorum abi. Şimdi Türkiye'ye dış sermaye akışlarını kesti. Yani hisse ve tahvil almak için insanlar Türkiye'ye gelmiyor. Fabrika kurmak için gelmiyor. Fabrika kurmak için gelmeyince vatandaşlarımız işsiz kalıyor. Vatandaşın iş yeri fazla açılmadığı için ne oluyor? Maaşı düşük kalıyor. Yani bu kredi notunun aslında yaşama birebir etkisi var. Şu an bizi izleyenler, eğer maaşı azsa işte bu kredi notunun Türkiye'nin berbat bir şekilde yönetilmesinden dolayı düşmesine bağlı olarak o maaşlar düşük. 20 tane daha fabrika açılsa, 40 tane daha Koç gibi holding açılsa, patronlar İşçi avına çıksa, mühendis, doktor, üniversiteyi bitirmiş çocukları hadi gelin çalışın deseler, bunların maaşı artar, bunlar işsizlikten kurtulur. Neden sermaye girmiyor? Neden yerli yabancı girişimciler burada iş yapmıyor? İşte bu kredi notundan. Kredi niye notu niye düşüyor? Çünkü sermaye ve para güveni sever, huzuru sever, istikrarı sever. Bir kişinin dudağının arasındaki ekonomik ve siyasi kararları istemez. Bağımsız hukuk, bağımsız, tarafsız bir sistem ister. Bunu göremediği zaman çatır çatır senin kredi notunu düşürürler abi. Ve işin kötü tarafı da şu. Sen bir de yayından önce dedin. Yani bu sadece biz Türkiye'nin içindeki problemlerle yoğrulmuyoruz. Aynı zamanda dünya bizim parmağımızın ucunda dönmüyor. Dış dünyada da finansal alemde sıkıntılar var ve bu bizi de etkileyecek. Nedir bunlar abi? Evren, çok tehlikeli gelişmeler oluyor. Yani şu anda global bir fırtına var ve bu fırtınanın şiddeti her geçen gün artıyor. Acı olan nedir biliyor musun? Türkiye halen daha bu fırtınadan haberi yok. Hani bir dönem Berat Albayrak'ın bir sözü vardı ya, işte Cumhurbaşkanı Ay'a otoban yaptığını söylese insanlar inanır. Gerçekten bu hale gelmişler ve bu garip olan da dahası, daha da öteye götürmek istiyorum Evren. Yani dünyaya herhalde göktaşı çarpsa, çarpacak olsa ve hızla yaklaşsa bu milletin haberi olmayacak. Şu anda iki büyük dünya devi banka, biri Credit Suisse, diğeri Deutsche Bank ve ekonomik olarak krize girdiler. Artık borsa fiyatları, özellikle New York borsasında iflas eşiğinde fiyatlanıyor. Yani batık gözüyle fiyatlanıyor. Sadece Cuma günü bu banka hisseleri %3,5-4 düştü. Şimdi diyecekler ki %4 nedir ki, biz bir haftada banka hisselerimiz %50 yükseliyor. Tabii o New York borsasıyla İstanbul borsasını kıyaslamasınlar Evren. Çok ciddi anlamda bir fark var. Çok ciddi bir global krizin eşiğindeyiz. Türkiye şu anda biraz önce senin söylediğin gibi, yani Kore modeli kapalı devre ekonomiden bahsettik ya, bu şekilde kendini korumaya çalışıyor ama çalışamaz Evren. Yani sen istediğin kadar, ben kapalı devreyim de yurt dışından gelecek olan
bu fırtınaya karşı direnme şansımız yok evren. Özellikle finansal kesimdeki kriz Türkiye'yi çok ciddi. Bakın biraz önceki konuşmana bir ilave yapmak istiyordum. 2002 ile 2010 arası Türkiye çok güzel büyüdü evren. Türkiye'de işsizlik oranı düştü, Türkiye'de kur azaldı, kur düştü. Neden evren? Çünkü Türkiye'nin kredi notu yüksekti. Yüksek olduğu için Türkiye'ye para girişi vardı evren. Gökten para yağıyordu. Bugün enflasyon neden var? Para basıyoruz. Çünkü yurt dışından para gelmiyor evren. Türkiye'ye yatırım yapılmıyor evren. Şimdi bu işte iki büyük bankanın başlattığı kriz ve belki daha önümüzdeki günlerde domino taşı gibi bu artacak. İşte bu da evren. Bizi öyle bir etkileyecek ki, öyle bir etkileyecek ki, çünkü biz yurt dışına bağımlıyız. Bakın her programda söylüyoruz, biz yurt dışına aşırı bağımlıyız. Bunun için yurt dışındaki olaylara kayıtsız kalamayız. Her ne kadar AKP bizi böyle bir kapalı kutu haline getirdiyse de evren, dışarıdaki o ısı o kutunun içindeki ülkeyi yakıp kavuracaktır evren. Bunu belirtmek istedim. Evet. Elbette yani şimdi bugün Avrupa çok derin bir resesyona giderken, Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da, üretim yavaşlarken, maliyetler yukarı giderken, yani Türkiye'de işlerin iyi gideceğine ve enflasyonun düşeceğini söylemek tam bir çılgınlık yani. Dönüp Amerika'da Fed'in faiz arttırdığı bir atmosferde, yani dışarıdaki hem Avrupa Birliği hem Amerika'daki koşullar o kadar sıkıntılı ki bunun Türkiye'yi etkilememesi gibi bir durum yok. Şimdi ancak bu etkiyi seçime kadar yumuşatmak için bir takım bariyerler kullanılacak. Şimdi gelelim Remzi abi o 30 milyar dolarlık müdahale işine. Nedir bu 30 milyar dolarlık müdahale? Türkiye'nin son 20 yılda yanlış ekonomi yönetiminden dolayı girdiği enflasyon kur sarmalı, Avrupa Birliği'nin enerji maliyetleriyle bir resesyona giriyor olması, Amerika'daki enflasyonun indirilmesi için Fed'in faiz artırımları, bütün bu üçlü fırtına birleşip Türk halkını vuruyor. Ancak seçimlere giderken AKP bu durumu önlemek için işte 30 milyar dolarlık bir müdahaleyi planladı. Bu planda şu abi, biz daha önceki videolarımızda da söyledik, 30 küsur milyar liralık bir bütçe fazlamız vardı. Ama yıl sonuna geldiğimizde bu eksi 461 olacak. Yani 500 milyar liralık, dolar bazında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir para, bir müdahale piyasaya salınacak. Dolayısıyla bu 30 milyar dolarlık müdahale, biraz önce bahsettiğim 3 etkinin Türk ekonomisini daha fazla kötüleştirerek AKP'nin bir hezimete uğramasının önündeki bir baraj olacak abi. Lakin bu 30 milyar dolarlık müdahale yapıldığında, yani bu kadar lira piyasaya çıktığında, Mayıs ayına kadar işler kötü gözükmese de yalnız Mayıs'tan sonra bu muazzam para miktarının ben Türkiye'nin makro dengelerini çok büyük derecede değiştireceğini değerlendiriyorum. Bir kere bu para çıkmaya başladı abi. Çıkmaya başladığı anda dolar TL'ye bir talep yaratacak. Yani kuru yukarıya doğru çekecek. Efektif talebini artıracak abi. Bu bir. İkincisi, dönüp bir şekilde gayrimenkul taleplerini artıracak abi. Bu iki. Üçüncüsü, para miktarının artması. Hatırlayın 2017'den abi, bir şekilde harcamaları artırarak enflasyonu daha da azdıracak. Hali hazırda enflasyon zaten bak abi, hem dışarıdaki enerji maliyetleriyle beraber, hem Fed'in faiz artırımı kuru yükseltiyor, kur da maliyetlerimizi yükseltiyor. Enerji, Fed etkisi. 3. Türkiye'nin dışa bağlı ekonomisi durduğu yerde enflasyon yaratıyor. 4. Bu yapının üstüne sen bir de 30 milyar dolar basıyorsun. Enflasyonun gideceği yer, şöyle söyleyeyim ben size, seçimlerden sonra an itibariyle 140 üfe varsa üretici fiyatları, 200'ü devirecek abi. 200'ü devirecek bir enflasyon, kurda 22-23'ün üstüne çıkmış bir kura sebebiyet verecek. Ama benim gördüğüm ve üzüldüğüm nokta şu, bu durum AKP'nin zerre umrunda değil. Zaten Standard & Poor's'un açıklamasına baktığımızda da diyor ki, ekonomi yönetimi yetkilileri diyor, finansal istikrardan çok
büyümeye odaklanıyor. Büyüme, yani kibarca diyor ki sen popülist politika yapıyorsun diyor. Hani büyüme yatırımla falan olsa baş göz üstüne. Parayı basıyor, patlatıyor olayı. Dolayısıyla burada abi enflasyonun ben yıkıcı bir jumbo dalgasını özellikle Mayıs'tan sonra bekliyorum. Çünkü parasal genişlemelerden 3-4 ay sonra, 5 ay sonra esas ana dalga vurur. Haziran'dan sonra ister AKP ister Millet İttifakı gelsin enflasyon vurup kıracak. Ben muhalefet partilerinin o söylemine de katılmıyorum. Biz işte 6 ayda enflasyonu düşüreceğiz falan, onu geçin. O da hikaye. Çünkü burada basılan bu 30 milyar dolar hiç kimse kusura bakmasın anasını ağlatacak Türk ekonomisinin. Bu kadar net. Para miktarı artarsa kardeşim enflasyon artar. Dolayısıyla burada seçim sonrasında 2001'deki acı reçetenin, ben sana şöyle söyleyeyim Remzi abi, 4 katı 5 katı daha acı bir reçete Türk halkı bir güzel abi o ilacı içecek. Bununla ilgili neler diyorsun? Katıldığın katılmadığın yerler nereler? Evren, 30 milyar dolarlık müdahale deyince sanki öyle bir algı yarattın ki anasını satayım Fed'in müdahalesi gibi oldu. Yani devasa bir merkez bankasının müdahalesi gibi. Ya bu müdahale dediğin 30 milyar dolarlık yani karşılığı TL piyasaya, evet, müdahale edecek olan banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasası 60 milyar eksi de olan bir banka Evren. Ha neyle sağlayacak? Para basacak. Kardeşim sen bastığın her 100 TL ile dahi enflasyon yaratıyorsun. Yani sen Mayıs Haziran diyorsun. Hangi Mayıs Haziran'dan bahsediyorsun Evren? Mayıs Haziran'da zirveyi görürüz. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü biz zaten şu anda neden enflasyon yaşıyoruz? AKP'nin uyguladığı bu faiz ve Türk lirası politikasından dolayı. Ha bu para basmaya başlıyor. Zaten Cumhurbaşkanı da söyledi. Yılbaşında düzeltme yapacağız dedi. Bu ne demek Evren? Çalışanlarına %100 zam verecek. İşte asgari ücreti 10 bin lira yapacak. Bak asgari ücret diyoruz. Buraya dikkat çekmek istiyorum Evren. İş dünyası homurdanmaya başladı. Sanayi odası homurdanmaya başladı. Sakın asgari ücrete dokunmayın diyor. Çünkü asgari ücreti eğer sen popülist bir politikayla kalkıp 8 bin lira yaparsan binlerce değil, yüz binlerce değil, milyonlarca işçinin kapı dışarı edilmesini sağlarsın. Çünkü sadece olayı asgari ücret olarak bakma, aynı zamanda sosyal güvenlik primi olarak da düşün. Şu anda AKP uyanıklık ediyor. Asgari ücretle beraber bir yandan da sosyal sigortalara, yani SGK'ya para aktarmak istiyor iş dünyasından. İşte bu nedenle Evren, orada bir kilitlenme olacak. Yani senin 30 milyar dolarlık projen, evet doğru, bunu yapacak. Fakat bir süre sonra, en fazla 2 ay sonra eline yüzüne bulaştıracak. Yani o Mayıs ayında biz artık iş bitmiş olacak. Mayıs ayında büyük bir çöküntüyü yaşamış olacağız Evren. O paranın belki de 30 milyar doların tam bir rakama ulaşmadan artık AKP bu işin tamamen bir sarmala girdiğini, tamamen çıkmaz bir hale geldiğini, ciddi bir kur krizi yaşandığını, ciddi bir fiyat krizi yaşandığını görecek. Ha o saatten sonra ne olacak? İşte o saatten sonra da onu izleyicilerimiz kendi tedbirlerini alarak düşünsünler Evren. Ama tehlike çok büyük. 30 milyar dolar karşılığı TL müdahalesi çok doğru, iyi bir bakış açısı Evren. Abi benim taktığım mesele de şu. Şimdi bak, iktidar partisi bir vaat veriyor. Onu yapacağım diyor. Bunu yapacağım diyor. Hazinede 5 kuruş para yok. Dediğin gibi Merkez Bankası eksi. Muhalefette biz de bunu yapacağız. Ya sen kaynak üretmen lazım. Kaynak ortaya çıkarman lazım. Problemi çözüyor olman lazım. Yani buradan gidilirse bence daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Çünkü neden? Kendileri için diyorum bunu da. Bir enkaz değil, yıkıntı. Taş taş üstünde kalmamış ekonomide böyle bir yıkıntı alacaklar. Çünkü arkadaşlar bakın, bu felaket tellallığı değil. Koca Amerika'da bile para miktarı artınca enflasyon bak nereye çıktı. Bu Türkiye üretim kapasitesi olmayan, dışa bağlı, teknoloji ve verimlilik fukarası bir ülkede para miktarını artırırsan yıkarsın o ekonomiyi. Dolayısıyla çok sıkı günler, sıkıntılı günler geliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama dur sen demeden ben diyeyim.
Rabbim de akıllı insanlara yardım eder değil mi abi? Bravo Evren. Peki abi. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Sağ olasın.